Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. FIFA 21'e giriş yapıyoruz ve şimdi karşımızda başlangıç kadroları olacak. Başlangıçta neler kullanabiliriz? Hangi oyuncuları tavsiye ediyorum? Bunları sizlerle paylaşacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi ilk olarak 6 tane kadro var elimde. Bu kadrolarla beraber sizlere hem deneyimlediğim oyuncuları hem de iyi olmasını beklediğim oyuncuları paylaşacağım arkadaşlar. Ucuzdan pahalıya doğru gideceğiz ve şimdiden iyi seyirler diyorum. İyi eğlenceler. ...18K'ya kuruluyor bu kadro. Felipe pahalı. 1.800 Felipe zaten. 3.700 pardon. Onu çıkarırsak 15K'ya kadar geriliyor. Brezilya'da hızlı forvet yok. Yani çok hızlı forvet yok, 90 üzeri. Varsa da ucuz değil. O yüzden Jonathan'ı kullandım ama ters ayağı 5. Tabii ki FIFA 20'de değiliz. Şu an ters ayak 5 ne kadar fark yaratacak onu bilmiyoruz ama... ...en garantisi Jonathan'dı. O yüzden Jonathan'ı koymak istedim. Orta saha Talisca var. Mendes'den ben hep memnun kalmıştım. Kullandığım zamanlar Tots kartını zaman zaman kullanmıştım geçen yıllarda. İyi bir kart. FIFA Basic'ine göre iş yapabilen bir kart. Wendell hızlı gözüküyor. 78 orta saha için yeterli. Zaten elimizdeki bütçe çok kısıtlı olduğu için böyle bir kadro kurmak istedim. Kanatlarımız, sol kanadımız en hızlı Brezilyalılardan. Sağ kanadımız zaten 91 hız. Tabii ki bu kadroyu Brezilyalılarla genişletebilirsiniz. Daha iyi oyuncular alabilirsiniz. Sol stoperde bir sıkıntı yaşadım. Sol stoper bulamadım açıkçası. O yüzden Bruno Viana'yı kullandım. Sizler daha hızlı stoperleri belki daha fazla paranız olsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu tavsiye edebilirim sizlere. Neto çok pahalı değil. Zaten 2.700 gözüküyor gördüğünüz gibi. Yine paranız yetmezse daha ucuz bir kaleci alabilirsiniz. Başlangıç için liglerden öte çok ucuz kadro kurmak istiyorsanız ülkeleri tavsiye ederim ben. Fransa da aynı şekilde. Çok ucuz olmuyor ama kullanabilirsiniz. Premier Lig sadece işte İspanya Ligi biraz daha pahalı oluyor. Ülkelerle başlıyordum ben her zaman point almadığım yıllarda. O yüzden böyle bir kadro önerebilirim. Sağ kanatta Emerson var. O da yine FIFA'ya uygun bir oyuncu. Zaten özel kartları çok iş yapıyordu. Geçen sene Future Star kartı vardı kendisinin. Emerson'u da önerebilirim. Böyle bir kadro. Yani mükemmel şeyler beklemeyin ama bu bütçeye göre ben iyi olduğunu düşünüyorum Brezilyalıların. Ve son olarak Talisca'dan bahsetmedik. Talisca da orta sahada boyu uzun olduğu için sağ iç oynuyor, sol iç oynuyor. İşte 4-2-3-1'deki o ikili de 8 numara oynayabiliyor. Forvet arkasında 10 numara oynayabiliyor çünkü şutları iyi. Ve bir frikik tehdidiniz olacak Talisca elinizde olduğu zaman. Onu da kesinlikle koydum ve zaten tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Oynaması keyifli bir oyuncu. O yüzden Talisca'yı da paylaşmak istedim. Brezilya kadromuz bu şekilde. Şimdi yeni kadroya geçebiliriz. İkinci kadromuz 40K'lık kadro ve Facebook grubundan Hasan Güner göndermişti. Bize güzel bir kadro yapmış aslında. Sol tarafımız Hollanda, sağ tarafımız ise Brezilya. Şimdi burada en zayıf halklar Sidney ve Miranda olarak gözüküyor. Çünkü ağırlar. Sağ bekimiz de ağır. Sağ beki Emerson'a bakabilirsiniz. Emerson daha hızlı Goyan'dan. 80 hız vardı Emerson'un. Goyan'ın 74. Ve aralarında çok büyük bir fiyat farkı yok. Bir önceki kadromuz 18K'ydı ve orada hani Teixeira'yı da kullanabilirsiniz. 25K'lık bir kadro yapmak istiyorsanız eğer Teixeira'yı da ekleyebilirsiniz. Onu tabii ben kullanmak istememiştim ama sizler o kadroyu dahil edebilirsiniz güçlendirmek adına. Bu kadro 4-2-3-1 iyi oynar, 4-4-2 oynar ama 4-1-2-1-2 zor oynar. 4-3-3'te atak versiyonunda yapıp Renato Augusto'yu ve Talisca'yı defans önünde kullanıp Promes'i forvet arkası kullanabilirsiniz arkadaşlar. Anca öyle oynarlar. Promes'i sol açıda oynatmak bence biraz haksızlık olur Promes'e çünkü çok hani bu kadroda en çok iş yapabilecek oyunculardan bir tanesi. O yüzden ön tarafta kullanmak çok daha faydalı olacaktır. Kanatlarımız Neres ve Anthony hızlılar. Hani başlangıç seviyesi için iyiler. Haps iyi gözüküyor. Dediğim gibi Goyano, Miranda ve Sidney'i değiştirdiğin zaman bu kadro biraz daha seviye atlar. 40K'lık bir kadro için bence güzel. Ve hani hızlı oyuncularla oynamak, orta sahada Talisca'yla oynamak keyifli olacağını düşünüyorum ben. O yüzden tavsiye edebilirim. Burada aradaki kırmızı çizgilere pek takılmayın. Onların bir önemi yok. Oyuncuların kimyaları önemli. Şurada Chem yazan kısımdaki 9 ya da 10 olması gerekiyor arkadaşlar. Onları da yeni başlayan arkadaşlarımız için söyleyebilirim. Aradaki kırmızı çizgilerin bir anlamı yok. Oyuncular 10 kimya olduktan sonra ya da 9 kimya olduktan sonra aynı zamanda 10 maç yaptıktan sonra da 10 kimya olacaklar zaten onu merak etmeyin. Bence kurulabilir. Açıkçası 50K ya da 40K civarı fiyatım olsa, param olsa kurardım diye düşünüyorum. Şimdi yeni kadroya geçebiliriz. Bu da benim kurduğum 40K'lı kadro. Burada Vidal'in parası şu an için gözükmüyor çünkü Vidal range'e takılıyor. Yani 10K'dan daha pahalı olacağı için şu anda 10K'nın altına konduğu anda direkt alınıyor. O yüzden Vidal henüz yok. Stoperleri denemiştim beta versiyonunda ve ikisinden de memnun kalmıştım. Özellikle Hermoso çok iyiydi. Sağ beke burada Emerson'u kullandım. Bir önceki kadroda söylemiştim zaten. 850 koymuş sadece. Muhtemelen 1K, 1.5K falan olacaktır ama şu an için ucuz gözüküyor. Bu kadroda 40K arkadaşlar.
Tabii Vidal biraz daha fark yaratır. Vidal yerine başka bir oyuncu alabilirsiniz. Burada Aspas'ı kullandım. Daha hızlı forvetler kullanabilirdim ama Aspas'tan çok memnun kalmıştım ben. Beta'da sol ayağının çok iyi kullandığını düşünüyorum. Umarım full oyunda da öyle olur. Porto biraz sürpriz bir oyuncu. Şu an için çok iyi gözüküyor. Fiyatı artacak da çünkü 83'lük bir oyuncu. Bu sene ikon SBC'leri olduğu için yüksek ratingli oyuncular her zaman pahalı olacak. Onu da söyleyeyim sizlere. Başka ne söyleyebilirim bu kadro hakkında? Orta sahamız bence iyi. Kokelin zaten yıllardır kullandığımız, sene başlarında kullandığımız defansif oyunculardan bir tanesi. Tavsiye edebilirim. Herrera iyi. Sert bir oyuncu. Orta sahada defansı da iyi. Hücumda da katkı verebiliyor. Bir puan hakkında çok fazla fikrim yok ama çift stoperi kullandım. Aspas'ı kullandım. Bunları sizlere tavsiye edebilirim. Herrera'yı da kullanmıştım yanılmıyorsam. Ondan da memnun kalmıştım. 40K'ya güzel bir kadro. Tabii Vidal burada biraz daha fark yaratacaktır. İşte 50K, 55K yapacaktır ama Vidal yerine İspanya'dan başka bir oyuncu da alabilirsiniz. Evet, bu kez 43K'ya Berkan Aslan Facebook grubumuzdan kurduğu bu kadroyu Premier Lig kadrosu. Premier Lig biraz daha güvenli liman. Ben biraz değiştirdim. Onunla beraber kurmuş gibi olduk aslında bu kadroda. Değişiklikler yaptım. Şöyle bahsedeyim. Forvet'te 78 hızlı bir oyuncu var. Evet, yani sürekli hız diyoruz ama neden bunu kullandınız diye soracaksınız büyük ihtimalle bana. Sebebi şu. Antonio ve Igalo'yu beta versiyonda kullanmıştım ve hani çok hızlı gözükseler de tabii ki buraya göre hızlı gözükseler de topla ilişkileri çok kötü olduğu için çok top kaybetmiştim. En azından Jimenez şutu iyi, pası var, fiziği de iyi. Biraz daha top saklayıp Minamino'ya, Pulisic'e servis yapabilirim diye düşündüm. Dediğim gibi Igalo'ya da işte Antonio biraz daha yetenekli olsalardı yine hızlı oldukları için onu kullanacaktım. Ama Premier Lig'de başlangıç forveti biraz bulmak zor. Onun dışında Çağlar var, Lindelöf var. Berkan burada sol stoperde Smalling'i kullanmıştı ama Lindelöf'ü ben daha iyi gördüm. O yüzden Lindelöf'ü ekledim. Onu da belirtmiş olayım. Ama kadronun büyük kısmı Berkan'a ait. Bellerin hızlı. Yine fiyatı artacak oyunculardan bir tanesi büyük ihtimalle. 5-6K'ya minimum gelecektir. Hatta daha pahalı bile olabilir. Ama şu an için 40K'ya, 43K'ya bence güzel bir kadro oldu. Orta sahamız düz. Lo Celso pası iyi bir oyuncu. İyi bir pasör. Kovacic de aynı şekilde. Endidi biraz daha kesici. Endidi'yi ortaya da koyabilirsiniz arkadaşlar. Minamino soru işareti benim için. Pulisic kısa boylu olduğu için iş yapacaktır ama Minamino ile hiç oynamadım. O yüzden Minamino hakkında çok bir fikrim yok. Ama geri kalan kısmı iyi gözüküyor. Premier Lig'de bir sol bek sıkıntısı var. Aslında dünyada sol bek sıkıntısı var. O yüzden Chilwell ne kadar iyidir bilmiyorum. Böyle bir kadro kurmuş Berkan bize. Ben de biraz değiştirdim. Onun kalesinde başka bir oyuncu vardı. Kim vardı hatırlayamadım ama Pop uzun boylu olduğu için iş yapabiliyor. O yüzden ben de Pop'la güncelledim. Böyle bir kadro. Şimdi yeni kadroya geçebiliriz. Evet, bu da 60K'ya Futex H-Altre hesabının kadrosu. Futex H. Neyse bunu boşuna yapmayacağım. Uzun uzun şimdi okumaya çalışmayayım. Instagram'dan bakabilirsiniz bu sayfada. Sol üstte gözüküyor zaten. 60K'ya kurulan çok değişik ve bayağı hybrid bir kadro. Ama çok beğendiğim için burada paylaşmak istedim. Facebook grubumuzda paylaşılmıştı yine. Şimdi burada Malen, Promes, Neres yeşil bağlanıyorlar. Sabitzer, Laimer yeşil bağlanıyorlar. Ve gördüğünüz gibi herkes 10 kimya. Bu oyuncular 10 maç yaptıktan sonra 10 kimya olacaklar arkadaşlar. Dediğim gibi kırmızı bağlantının hiçbir önemi yok. Sadece görsel olarak önemi var eğer oyuncular 10 kimya ise. Stoperlerimiz çok güvenilir. Diallo iyi bir oyuncu. Hernandez zaten biliyorsunuz geçen sene çok kullanmıştık. O yüzden tavsiye edebilirim sizlere. Sol kanadımız hızlı, sağ kanadımız Bellerabi hızlı. Sabitzer çok bilmediğim bir oyuncu ama çok gördüğüm bir oyuncu oldu bu sene. Laimer 85 pace'i var. Gayet iyi. Malen çok iyi bir forvet. Başlangıç seviyesi için iyi bir forvet. Tavsiye edebilirim sizlere. Ve bayağı hybrid bir kadro olmuş. Belki Promes de forvete kullanabilirsiniz. Çok sırıtacağını düşünmüyorum kendisinin. Forvet hattında. Başka ne söyleyebilirim düşünüyorum şu anda. Kalede Areola var. Geçen seneden yine aşina olduğumuz oyunculardan bir tanesi. Beklerimiz diğer kadrolara göre çok daha hızlı. Mbabu ve Kamara. Kamara'nın Totskart ile geçen sene oynamıştım. Mbabu'yu zaten biliyorsunuz. Çok fazla kullandığımız bir oyuncuydu. Bu kadroyu da Futex çok güzel hazırlamış. Ben de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sabitzer'in defansif özellikleri çok iyi olmasa bile 65 kötü değil. O yüzden yine 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 oynar mı bakıyorum. 4-3 biraz zor ama yine çift ön liberolu her taktiği oynarlar bu oyuncular. Promesi sağ iç ya da sol iç kullanırsanız yine 4-3-3'te oynayabilirler ya da forvet arkasında kullanırsanız 4-3-3'te oynayabilirler. Hybrid olması her zaman heyecan verici oluyor bu kadroların. Tavsiye edebileceğim bir kadro olmuş ve tavsiye ediyoruz tabii ki. Sizler de beğenmişsiniz umarım. Ve son kadro 133K arkadaşlar. Yani 150K'ya gelecektir çok rahat bir şekilde. Hatta daha da pahalı olacaktır bu kadro. Benim tahminim 250-300K olacağı yönde ama başlangıç için ucuz gözüküyor.
Bunu da Tolga abiyle beraber yaptık Manisa'dan. Tolga abi, Manisalı varsa aramızda gidip bir çayını için derim. Ake, Çağlar. Evet, okeyler. Ben Çağlar'ın hani biraz daha böyle bug'lı stoperler kısmına gireceğini düşünüyorum. Çünkü çok sevilen bir oyuncu Premier Lig'de. Umarım öyle olur. Biz de seve seve oynarız kendisiyle. Kadroyu Tolga abiyle beraber yaptık demiştim. Onun orta sahada kullandığı oyuncu kimdi? Kalede Loris kullanmıştı. Ben de Hea koydum. Alan yerine Ndidi olabilir. Onu da tavsiye edebilirim sizlere. Eğer biraz daha düşürmek istiyorsanız kadronun fiyatını. Ki bakıyorum Alan şu an 20K gözüküyor. Pahalı aslında. Hani orta sahada bu kadar çok fark yaratmıyorsa Ndidi'yi de kullanabilirsiniz. Çünkü diğer iki oyuncu biraz daha ofansif oyuncular. Wijnaldum ve Maddison. Felipe Anderson benim çok iyi kullandığım bir oyuncu değil, dürüst olayım, ama her kadroda gördüğümüz oyunculardan bir tanesi. Richarlison ters ayağı 5, o yüzden etkili olacağını düşünüyorum ben. Tavsiye edebilirim ve hani beta'dan gördüğüm kadarıyla 4 ters ayak okey, geçen seneki kadar kötü değil ama 5'ler yine fark yaratıyorlar tabii ki. O yüzden Richarlison da değerli. Lucas zaten tartışması oyunun en iyi oyuncularından bir tanesi, başlangıç kadrolarında görmek istemediğimiz oyunculardan bir tanesi karşımızda. Pereira, Van Aanholt iyiler. Hani bir üst segment bekler çok pahalı biliyorsunuz zaten. İşte Walker çok pahalı olacaktır. Ama Pereira ideal ve savunması iyi bir oyuncu Pereira. Bu kadromuz da bu şekilde. Sizlerin de kadro önerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen bu videonun altına kadro önerinizde bulunabilirsiniz. Bu kadardı videomuz. Yakın zamanda yeni videolar çekmek isteyeceğim. Üniversiteye başlıyorum bu sene. O yüzden sizlere herhangi bir söz vermiyorum. Geçen sene ya da önceki senelerde verdiğim sözleri e-spor nedeniyle tutamadım. O yüzden artık daha fazla söz vermeden elimden geldiğince daha fazla video çıkarmaya çalışacağım tabii ki. YouTube benim çok sevdiğim, çok keyif aldığım bir platform. Kesinlikle devam edeceğiz, hiç merak etmeyin. Ama dediğim gibi söz vermiyorum çünkü sözlerimi tutamayınca üzülüyorum. Sizler hiç ne kötü bir yorum ya da ne bir hakarete bulunuyorsunuz ama ben sizlere karşı mahcup hissediyorum. O yüzden söz vermeyeceğim. Tırmanış serimizin 21 versiyonu olacak ve en çok güvendiğim serilerden bir tanesi, en çok yapmak istediğim serilerden bir tanesi olacak kendisi. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Instagram'dan FIFA 21 çekilişi yapacağım yakın zamanda. Onu da söyleyeyim, kesin olacak. Şimdiden takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.